TRT Dünya gündeminden merhaba. Bugün Tunus'ta ekonomik şartları protesto etmek için sokakta kendini yakan Bouazizi'nin başlattığı rejim karşıtı gösterilerin yıl dönümü. Bouazizi'nin kendisini yakmasıyla başlayan gösteriler kısa zaman içinde 23 yıllık Bin Ali iktidarını yıkmakla kalmamış, tüm Arap coğrafyasını etkileyecek bir dalgayı da başlatmıştı. Yasemin devriminin ardından hala sıkıntılı süreci atlatamayan Tunus'a detaylıca bakacağız. Gerek siyaseten gerekse ekonomik anlamdaki dar boğazı aşmaya çalışan Tunus siyasetinde yaşanan son gelişmeler ve beklenen seçim sürecine dair notlar da burada olacak. Son olarak da bir darbe girişimine sahne olan Güney Sudan'da yaşananlara bakacağız. Tunus ve Cape Town'dan da canlı bağlantılarımız olacak. Ben Ayşe Süberker. TRT Dünya gündemi başlıyor. Evet, bugün Tunus'ta Muhammed Bouazizi adlı bir seyyar satıcının kendini yakmasıyla başlayan sokak gösterilerinin yıl dönümü. Tunus halkı bu nedenle sokaklarda kutlama gösterileri yaptı. Her kesimden Tunuslu Yasemin devrimini kutladı. Kutlamaların merkezi ise Bouazizi'nin doğduğu Sidi Bouzid kentiydi. Arap Baharı'nın fitilini ateşleyen Muhammed Bouazizi'nin 17 Aralık'ta Sidi Bouzid kentinde kendini yakmasıyla başlayan sokak gösterilerinin 3. yıl dönümünde Tunus halkı sokaklardaydı. Her yıl olduğu gibi Sidi Bouzid kenti Muhammed Bouazizi'yi anma ve devrimi kutlama gösterilerine ev sahipliği yaptı. Ancak bu yılki gösterilere hükümet kanadında katılan olmadı. Gösterilere Cumhurbaşkanı Merzuki'nin katılmaması halktan tepki gördü. Marzuki bugün buraya gelmedi. Çünkü bu devrimin meşruluğu olmadığını biliyor. İlk yıl buraya geldi. Bizlere kalkınacağımıza ve gelişeceğimize dair sözler verdi. İkinci yıl da aynı şeyi yaptı. O yüzden bu yıl gelemedi. Çünkü ne Sidi Bouzid ne de Tunus için bir şey yapamayacağını o da biliyor. Anma törenleri için bir araya gelen halk Bin Ali döneminden bu yana çok değişim yaşanmadığını söyledi. Siyasi krizin Tunus ekonomisini olumsuz etkilediğinden şikayet eden halk, yeni iş imkanları yaratılmadığını ve ülkede birçok sorunun Bin Ali döneminde olduğu gibi devam ettiğini ileri sürdü. Ancak Bouazizi'yi anma gösterilerinde devam eden protestolarda karşı karşıya gelen gruplar 17 Aralık'ta yan yanaydı. 17 Aralık Festivali Grubu Başkanı Muhammed Celali de kentteki barışçıl havaya dikkat çekti. Solcular, Nahdayanlıları, Hizbut Tahrir ve Selefiler bugün burada. Herkes kendi görüşünü ifade ediyor. Ancak festival barışçıl ortamda devam ediyor. Bouazizi anma gösterilerinin tek adresi Sidi Bouzid değildi. Başkent Tunus'taki kasaba meydanında da insanlar Yasemin devriminin başlangıcını kutladı. Devlet yetkililerinin Kartaca Sarayı'nda buluştukları günde Cumhurbaşkanı Merzuki tarafından da konuşma gerçekleştirildi. Evet, Tunus'a gidiyoruz ve Tunus temsilcimiz Yusuf Sami Kamadan'la konuşacağız. Festival havasında geçmiş gibi gözüküyor Yusuf Sami ama çok ciddi de eleştiriler vardı. Özellikle hükümet kanadından kimsenin katılmaması ve Cumhurbaşkanı'nın da katılmaması tepki çekti. Bunun sebepleri neydi? Neler konuşuldu? Bize böyle bir genel olarak izlenimlerini anlatabilir misin? Evet, biliyorsunuz ki Tunus'ta devrimin gerçekleştiği tarihi 14 Ocak tarihi. Fakat bugün oldukça önemli bir gün Tunuslular için. Çünkü bugün devrimin ilk kıvılcımı başlamıştı Sidi Bouzid kentinde. Ve kutlamalar oldu. Kutlamalar daha doğrusu yerini gösterilere bıraktı. Bir kalabalık toplandı. Protesto gösterileri oldu. Tunus'ta da aynı şekilde devam etti bunlar. Muhalefetten, sendikadan ve sivil toplum kuruluşlarından katılanlar oldu. Troika hükümetinden katılan olmadı. Geçen sene Sidi Bouzid gösterilerine katılmıştı Munsif Merzuki Cumhurbaşkanı. Başbakan Ali Urayet katılmıştı. Ve bunlarla beraber Kurucu Meclis Başkanı Musa Bin Cafer vardı. Geçen sene halkın bir tepkisiyle karşılaştı bu üç isim. Bu sene de benzer güvenlik olayları dolayısıyla bunlar iptal edildi. Şimdi İşkence sergisine gidelim. Tunus'ta 24 yıl süren baskıcı iktidar döneminde on binlerce kişi siyasi görüşünden dolayı yıllarını cezaevlerinde geçirdi. Binlercesi hayat boyu unutulmayacak işkencelere maruz kaldı. Öyle ki Zeynel Abidin Bin Ali döneminde işkence polisin olağan görevlerinden biri sayılır olmuştu.
bugün Tunus demokratikleşmeye doğru adımlar atarken yaşanan işkencelerin acıları hala taze. Tunuslu seyyar satıcı Boazizi'nin kendisini yakmasıyla başlayan protestoların yıl dönümünde bir sergi açan fotoğrafçı Agustin Legal sorunu yeniden gündeme taşıyor. Legal'in sergisi işkence gören 34 kişinin fotoğraflarından oluşuyor. Agustin Legal, serginin amacının Tunus'un modern tarihinin karanlık tarafını ortaya çıkarmak istediğini ifade ediyor. İnsanlardan özellikle simsiyah, koyu renkler giymesini istedim çünkü özel bir flaş kullanarak onların yüzlerine odaklandım. Siyah teması hem benim hem de onlar için karanlık, kendi tarihimizin acı dolu karanlık sayfalarını, onların yaşadığı işkence, baskı ve günlük şiddetin tarihini sembolize ediyor. Bin Ali döneminde hapse atılan İslami Öğrenci Birliği üyesi Nacet Guayevi de işkence görenlerden. Guayevi, bu serginin kendi acılarından arınmasına yardımcı olduğunu ifade ediyor. Ayda kazandıkları 400-500 dinar onların vicdanını rahatlatmak için yeterli oldu mu? Onların kaybolmuş insanlığını geri getirdi mi? Onlar bana işkence ederken ben insanlığımı kazandım. Tunuslu şiddet karşıtı örgüte göre işkence vakaları sadece devlet lider Bin Ali dönemiyle kısıtlı değil. Logar'in sergisi Yasemin devriminden sonra işkence görenleri de konu ediyor. Nebil Arari, Tunus'ta işkence görenlerden. Kuzeninin ölümü hakkında polisin yaptığı soruşturmayı eleştiren Arari, Bin Ali döneminde hiçbir işkence görmediğini, devrimden sonra da işkence görmeyeceğini düşündüğünü ifade ediyor. Gerçekten gelecek beni Bin Ali döneminden daha fazla korkutuyor. Çünkü mahkumların ve işkence mağdurlarının sayısı Bin Ali dönemine göre daha fazla ve gittikçe de artıyor. Tunus, Arap Baharı yaşamış ülkelere göre daha istikrarlı ilerlese de birçok insan hala Bin Ali dönemi yöntemlerinin kullanıldığını öne sürüyor. Şimdi de sadece kendisini yakarak yalnızca Tunus'un değil Arap coğrafyasının kaderini değiştiren Boazizi'yi biraz daha yakından tanıyalım. Tarık Ettayip bin Muhammed Boazizi. Belediyeye mensup polisler tarafından tezgahına el konulması sonucu kendini ateşe veren bu Tunuslu genç, sadece Tunus'ta değil, geniş bir coğrafyada meydana gelecek devrim ateşini de fitilleyen kişi olarak tarihe geçti. 29 Mart 1984'te Tunus'un Sidi Bouzid şehrinde doğan Muhammed Boazizi, Libya'da bir inşaat işçisi olan babası bir kalp krizi sonucu öldüğünde henüz 3 yaşındaydı. 5 kardeşi olan Boazizi'nin annesi daha sonra amcasıyla evlendi. Boazizi, Sidi Bouzid şehrine 19 kilometre uzaklıktaki Sidi Salah'ın tek odalı bir okulunda eğitim aldı. Her ne kadar hakkında çıkan birçok haberde onun üniversite mezunu olduğu söylense de, o aslında yalnızca üniversite hazırlık sınıfını okuyabildi. Fakat kız kardeşlerinin okuması için uğraştı. Amcasının sağlık sorunları dolayısıyla çalışamaması, Boazizi'nin 10 yaşından itibaren birçok işte çalışmasına neden oldu. Annesine, amcasına ve kız kardeşlerine bakan Boazizi, satışlarından kazandığı aylık 140 dolarla hem evini geçindirdi hem de kız kardeşlerinden birini okuttu. Boazizi, orduya katılma teşebbüsünde de bulundu. Ancak daha sonra gerçekleştirdiği birçok iş başvurusunda olduğu gibi yine kabul edilmedi. Boazizi'nin bakmakla yükümlü olduğu bir aile vardı ve mücadelesine sokak satıcısı olarak devam etti. Yakın bir arkadaşına göre Boazizi, yoksul ailelere sebze ve meyve veren birisiydi. Ailesine göre ise yerel polis memurları tarafından sürekli rahatsız ediliyordu ve kötü muamele görüyordu. Ufak el arabasına da sürekli el konuluyordu. 16 Aralık 2010 akşamı ertesi gün satmak üzere borçlanarak 200 dolarlık ürün aldı. Ertesi sabahsa polisin tekrar ürünlerine el koyması sonucu kendisini ateşe verdi ve kaldırıldığı hastanede 20 günlük mücadelenin ardından hayata gözleniyordu. Boazizi bu eylemiyle yalnızca ülkesinde 23 yıldır hüküm süren Zeynel Abidin Bin Ali döneminin bitmesiyle sonuçlanacak hareketi başlatmakla kalmadı. Aynı zamanda Arap coğrafyasında yeni bir dönemi başlattı. Evet, yalnızca Tunus halkı değil Boazizi'nin ailesi de oğullarının tüm Arap dünyasının özgürleşmesine öncülük ettiğini düşünüyor. Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden Menubia Boazizi'ye göre korkularından arınan Tunus halkını güzel günler bekliyor. Arap dünyasında isyanın başladığı ülke Tunus, olayları başlatansa kendini yakan Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Boazizi'ydi.
Adını kimsenin bilmediği bir seyyar satıcıyken kendisini ateşe veren bu azizinin bu eyleminden sonra Arap dünyasında çok şey değişti. Ailesi, başta annesi Menubiye Buazizi, oğluyla gurur duyduğunu söylüyor. Oğlumla çok gurur duyduğumu söylemeliyim. Muhammed sadece kendi halkımızın değil, tüm Arap halklarının gururu oldu. Oğlumun kendisini feda etmesiyle insanlar temiz bir havaya kavuştu. Oğluma ve tüm şehitlere şükran borçluyuz. Çünkü onlar Arap ülkelerindeki diktatörleri değiştiriyorlar. Dünyanın konuştuğu Muhammed Buazizi, onun için her şeyden önce başını dizinde okşadığı bir evlat aslında. Muhammed sakin bir çocuktu. Bekardı, sadece rızkını kazanmaya çalışıyordu. Babası 3 yaşında vefat etmişti. 26 yaşına kadar onu şefkatle büyüttüm. Güler yüzlü, eğlenceli bir çocuktu. Üniversitenin hazırlık sınıfına kadar okudu, maddi sıkıntılarımız vardı ve çalışmak zorundaydı. Kendisini yaktığını öğrendiğimde çok garip oldum, inanamadım. Muhammed'im kendini ateşe vermişti. Hastaneye kaldırıldığında ben 7-8 gün kendime gelemedim. Herkes, tüm ailemiz etkilendi, şaşkındık. Muhammed başını dizime koyarak uyuyan çocuktu. Sabahları derin uykusundan güçlükle uyandırdığım oğlumdu. Bunun olabileceğini asla düşünmezdim. Ama çok şeyi değiştirdi o ateş. Her şeyden önce Tunus halkı artık korkularından arındı. İnsanlar özgürce düşündüklerini konuşmaya başladılar. Bin Ali gittikten sonra halk haklarını aramaya başladı. Seçimlerde biz de oy kullandık. Şeffaf bir seçim oldu ama oy kullandığımız partiyi söylemem doğru olmaz. Bu Azizi'nin kız kardeşi Leyla ise abisi kendini ateşe verdiğinde başka bir şehirdeymiş. Ve sadece 2 gün önce okul harçlığı istemek için aramış abisini. Muhammed'in kendisini yaktığını öğrendiğimde başka bir şehirdeydim. Üniversite eğitimi için gitmiştim ve dayımın kızı beni aradı. Sesi farklıydı ama böyle bir haber alabileceğimi hiç düşünmemiştim. Kardeşimle olaydan 2 gün önce konuşmuştuk ve ondan para istemiştim. İnanamadım. Hemen ablamı aradım, ağlıyorlardı. Muhammed'e ne olduğunu anlayamamıştım. Şehrin orta yerinde bir caddede kendisini yakmıştı ve buna inanmak çok zordu. Bir taksi tuttum ve ailemin yanına gittim. Bin Ali'den herkes rahatsızdı ama kimse konuşamıyordu. Hafiyelik yapanlar, rüşvet alanlar, yolsuzluğa bulaşmış olanlar vardı. Kardeşim kendisini feda ederek herkesin cesaretlenmesine sebep oldu. Biriken öfkeler patladı. Anne bu Azizi yeni oluşacak hükümetten tüm şehitlerin ve gazilerin haklarını gözetme konusunda hassas davranmasını istiyor. Bu Azizi sadece Tunus'un değil tüm Arap halklarının gururudur diyor. Bu Azizi ailesi bugün Tunus'ta herkes gibi bir yaşam sürüyor ve geleceğe umutla bakıyor. Evet, Bu Azizi'nin kendini yakmasıyla başlayan gerilim 23 yıllık Zeynel Abidin Bin Ali iktidarının bitmesiyle son bulmuştu dedik. Tunus'taki değişim Arap dünyasındaki diğer ayaklanmaları da tetikledi. Şimdi tüm bu sürecin başına dönelim ve Tunus'ta devrimi doğuran nedenlere bir göz atalım. Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali döneminde devrimi doğuran birçok neden bulunuyordu. Yoksul halkın zengin devlet otoritesine başkaldırısı olarak başlayan ve ardından büyük bir coğrafyaya yayılan bu ayaklanma, aydınlar ve üst sınıfın da katılmasıyla halkın her cephesinin buluştuğu bir yapı kazandı. Seyyar satıcı bu Azizi'yi kendisini yakma eylemine sürükleyen neden aslında buzdağının görünen kısmıydı. Zira uzmanlara göre Tunus devriminin gerçekleşmesini 3 ana etken tetikledi. Tunus'taki halk hareketinin doğmasını sağlayan sebeplerin başında Bin Ali ve ailesinin aşırı lüks hayatı geliyordu. Özellikle Bin Ali'nin eşi Leyla Trablusi tarafından yapılan ve medyaya sızan WikiLeaks belgelerinde kısmen de olsa boyutları görülen lüks yaşam, ekonomik sorunlar yaşayan halk nezdinde öfkeye neden oldu. Bin Ali'nin yakınlarına Tunus'ta siyasi ve ekonomik payiler verilmiş olması da bu öfkeyi körükledi. Halk zaten arasının açık olduğu iradeyle geri dönülmez bir noktaya geldi. İşsizlik ve ekonomik krizde devrime neden olan sebepler arasında önemli bir faktördü. Zira hükümetin verileri son aylarda %14'e kadar yükselen işsizlik oranına işaret ederken temel gıda maddelerinde de aşırı pahalılık yaşanıyordu. İşsiz nüfusun büyük bir kısmını üniversite mezunları oluşturuyordu. Basın üzerindeki baskı da Tunus halkını devrime sürükleyen sebeplerin bir diğerini teşkil ediyordu. Bir elden idare edilen Tunus medyası, birkaç televizyonu, gazetesi, internet sitesi ve radyosuyla Bin Ali rejiminin halk üzerinde kurduğu otoritenin bir diğer ayağını meydana getiriyordu. Yapılan her protesto gösterisi bastırılmış, özellikle 2008 senesinde Gafsa'da gerçekleştirilen protesto 50 kişinin ölümüyle neticelenmişti. Hükümete karşı yapılan protestolar şiddetli bir biçimde bastırılırken medyaya da yansımadı. Birçok internet sitesi ve onlarca yabancı televizyona erişim ülkede yasaktı.
Bu nedenle devrimin gerçekleştiği 14 Ocak'tan bir gün önce Bin Ali'nin isyanların durması karşılığında yayın yasaklarını kaldıracağını söylemesi fayda etmedi. 17 Aralık'ta Muhammed Boğazizi'nin isyan kıvılcımını ateşlemesiyle hızla yayılan ayaklanma birçok nedeninde birleşmesiyle yaklaşık bir ay sonra 23 yıllık Bin Ali döneminin yıkılması sonucunu doğurdu. Bir süredir siyasi krizin pençesinde olan Tunus'ta 14 Aralık'ta yapılan oylama sonucu yeni kurulacak hükümetin başına geçecek isim sonunda belirlenebildi. 9 oyla ülkenin geçici başbakanı olacak olan Mehdi Cuma'nın en kısa sürede ülkeyi seçimlere götürmesi bekleniyor. Tunus'ta siyasi istikrar için çözüm arayışları sürüyor. Son olarak taraflar yeni kurulacak hükümetin başına geçecek isim konusunda mutabakata vardı. İşçi Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Abbasi, 4 Aralık Çarşamba akşamı arabulucu kuruluşların ulusal diyalog müzakerelerine yönelik en son önerisini ilan etmişti. Yeni başbakan üzerinde mutabakata varılabilmesi için 10 günlük bir süre daha tanınan öneride 14 Aralık oylama günü olarak kararlaştırılmıştı. Nihayet 14 Aralık'ta 21 partinin katılımıyla saatlerce süren toplantı sonucu oylama gerçekleşti ve Ali Urayit hükümetinin sanayi bakanı olan Mehdi Cuma aldığı 9 oyla yeni kurulacak hükümetin başına geçecek isim olarak belirlendi. 14 Aralık'ta 21 partinin katıldığı oylamada 9 lehte oy alan Mehdi Cuma 7 de aleyhte oy aldı. Tunus Nida Partisi ile Cumhuriyet Partisi'nin oylamadan çekildiği toplantıda halk cephesi de itirazda bulundu. Ulusal diyalog müzakerelerinin devam ettiği günlerde Nahda Partisi'nin Ahmet Misteri, muhalefetinde Şevki Tabip ve Celül Ayat isimleri üzerinde kararlı oldukları bilinirken, Mehdi Cuma'nın seçilmiş olması sürpriz etkisi yarattı. Nahda Hareketi lideri Raşit Ganmuşi, bir tebrik açıklamasında bulunduğu oylama sonrası, ulusal diyalog müzakerelerinin başarıya ulaşmış olmasının Tunus devriminin başarısının delili olduğu açıklamasında bulundu. Arabulucu kuruluşlardan İşçi Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Abbasi de yeni hükümetin başına geçecek kişinin belirlenmesini Tunus için önemli bir isim olarak değerlendirdi. Tunus'ta özellikle İbrahim'i suikastinden sonra tıkanan siyaset için önemli bir adım olarak görülen karar sonrası, Mehdi Cuma'nın en yakın zamanda yeni hükümeti kurması bekleniyor. Ali Urayit hükümetinin bu hafta içerisinde istifa etmesi beklenirken, arabulucu kuruluşlar tarafından önerildiği şekliyle yeni kurulacak hükümet bağımsızlardan meydana gelecek. Yeni kurulacak hükümetin programı içerisinde en baştan anayasanın tamamlanması ve seçimlerin gerçekleştirileceği tarihin belirlenmesi geliyor. En başta anayasanın tamamlanması ve seçimlerin gerçekleştirileceği tarihin belirlenmesi geliyor. Mehdi Cuma'nın seçilmesine muhalefet kanadından da farklı tepkiler geldi. Halk Cephesi sözcüsü Hamma Hamami, Mehdi Cuma için yapılan oylamanın bir aldatmaca olduğunu ileri sürerken, Cumhuriyet Partisi yöneticilerinden Meyve Cibri ise eski hükümette yer alan bir ismin seçilmesinin sorun teşkil ettiğini söyledi. Tunus'taki siyasi krizin aşılması için kurulacak yeni hükümetin başbakanı olacak Mehdi Cuma üzerinde tam bir mutabakat sağlandığını söylemek zor. Halk Cephesi sözcüsü Hamma Hamami, Mehdi Cuma ile ilgili yapılan oylamaya katılmadıklarını belirterek yapılan oylamanın aldatmacı olduğunu öne sürdü. Muhalefetin adayı olan Muhammed Nasr'ı önceki oylamalarda birinci kişi olarak seçildi. Durum böyleyken 14 Aralık'ta Mehdi Cuma'nın seçilmiş olmasını anlamakta zorlanıyoruz. Muhammed Nasr'ın yeni hükümetin başkanlığı için çok daha uygun bir isim olduğunu düşünüyoruz. Muhammed Nasr'ı Nahda şiddetle reddetmişti. Üstelik kabul etmemesinin sebeplerini de açıklamamıştı. Nahda sadece Muhammed Nasr'ı değil, Tunus Nida Partisi ile Mesar Partisi'nin adaylarını da kabul etmedi. Şimdiki hükümetin başındaki kişi olan Ali Urayit de Cibali hükümetinin bir bakanı iken yeni kurulacak hükümetin başına getirilmiş ve bu sorunlara yol açmıştı. Aynı hatanın ikinci defa tekrarlandığını görüyoruz. Cumhuriyet Partisi yöneticilerinden Meyye Cibri de Musa Cuma ile ilgili çekincelerini dile getirdi. Cuma'nın kişiliğine yönelik bir itirazları olmadığını belirten Cibri, sorunun Musa Cuma'nın mevcut hükümette bakan olması olduğunu belirtti. Müzakereler Tunus'un kriz ortamından çıkmasını sağlayacak tek yol. Bu nokta gayet açık. Siyasi görüşmeler, protestolar, mücadeleler sonrası Ali Urayit hükümeti istifaya ikna edildi ve teknokrat bir hükümet için ilk adım atılmış oldu. Bağımsız bir hükümet ve hiçbir siyasi partiyle bağlantısı olmayan teknokrat bir hükümet olması gerekiyor bunun. Bağımsız ve tarafsız olmasının yanında her siyasi partiye de aynı mesafede durmalı. Terörle mücadele, siyasilere yapılan suikastlerin aydınlatılması,
yaptı ve Nahda tarafından yapılan bazı yanlış işlemlerinde bu hükümet tarafından üzerine eğilinmesi gerekiyor. Oylamadan Mehdi Cuma'nın çıkmış olması ortada Nahda ve arabulucu kuruluşların bir pazarlığı olduğunu gösteriyor. Mehdi Cuma'nın liyakat ve şahsiyetine bir itirazımız yok. Mehdi Cuma'ya olan itirazımız onun Ali Urayit hükümetinin bir bakanı iken yeni hükümetin başına geçiyor olması. Sanayi Bakanı olduğu dönemde de kendisini çok göremedik üstelik. Evet, Tunus'ta uzun süren bir siyasi krizin ardından yeni kurulacak hükümetin başına geçecek isim olarak Mehdi Cuma seçildi dedik. Peki siyaset arenasında çok da tanınmayan Cuma nasıl biri? Gelin bir bakalım. Tunus'ta ulusal diyalog müzakerelerinde yapılan oylamada 9 oyla yeni hükümetin başına geçecek kişi olarak seçilen Mehdi Cuma, ülke basınında kendisinden sınırlı bahsedilen, çok da tanınmayan bir isim. Mehdi Cuma, 1 Nisan 1963'te Tunus'un bir sahil şeridi olan Mehdiye'de doğdu. 1988 yılında Tunus Mühendislik Fakültesinden mezun olan Cuma, evli ve 5 çocuk babası. 1990 yılından itibaren uzun süre demiryolu ve havayolu endüstrisinde çalıştı, birçok sektörde proje üretti ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Birçok özel ve kamu kuruluşunda çalışan Mehdi Cuma, siyasete Ali Urayit tarafından kurulan geçici hükümetin sanayi bakanı olarak girdi. İsminin uluslararası arenada duyulması ise 14 Aralık tarihinde yaşandı. İbrahim'in suikasti sonucu Tunus'ta yaşanan kriz ortamını aşmak için 21 siyasi partinin katılımıyla gerçekleşen oylama onu yeni hükümetin başına getirdi. Oylamada kendisine çok da ihtimal verilmeyen Mehdi Cuma'nın seçilmesi ülke genelinde de sürpriz etkisi yarattı. Muhalefet partileri sonuca itiraz ederken uzun zamandır devam eden siyasi kriz ortamının Mehdi Cuma tarafından ortadan kaldırılacağına inananların sayısı da az değil. Yeni hükümeti kurmak üzere 9 oyla seçilen Mehdi Cuma'nın en kısa sürede anayasayı tamamlaması ve seçimlerin gerçekleşmesinden sorumlu olarak yakın bir zamanda hükümeti kurması bekleniyor. Evet, şimdi telefon attığımızda gazeteci Mustafa Özcan var. Mustafa Bey, hoş geldiniz programa. Hoş bulduk, sefalar bulduk. Evet, kaç aydır özellikle muhalif İbrahim'in öldürülmesinden sonra bir tıkanıklık yaşanıyordu. Sonunda bir aday ortaya çıktı ve bu aday da onaylandı. Cuma seçildi. Ne dersiniz? Şimdi onun da önünde önemli görevler var. Anayasa tamamlanacak. Bu ne kadar olasıdır kısa bir zaman içerisinde ve seçimlere ne zaman gidilmesi beklenebilir Tunus'ta? Tabii zorun başarılması anlamına geliyor. Uzlaşma kültürünün bir şekilde hakim olması veya başarılı olması olarak da okuyabiliriz sahneyi. Dolayısıyla Tunusları kutlamak lazım. Tabii sıkıntılı bir devre geçirdi. Özellikle Mısır'daki darbenin yansımaları ardından tabii birkaç siyasi suikast özellikle ülkeyi neredeyse kontrolün dışına çıkartıyordu. Dolayısıyla uzlaşarak bu badireyi, bu şekilde vartayı Tunuslar atlatıyorlar. Tabii önlerinde bir süreç var. Buna yol haritası da diyorlar. Bu yol haritasının bir şekilde Mehdi Cuma hükümet tarafından yerine getirilmesi lazım. Dediğiniz gibi bu şekilde mecliste, kurucu meclis dedikleri meclisin anayasayı oylaması lazım. Zaten son aşamasında zannediyorum anayasa hazırlanmış durumda. Meclis tartışacak ve sonunda oylayacak. Kabul edildikten sonra da yürürlüğe girecek. Onun dışında tabii seçim kanunu gibi bir takım ayrıntılar, detaylar var. Onları da hallettikler de bu hükümet ülkeyi yeniden seçimlere götürecek. Ondan sonra da artık Tunus geçici devreyi aşmış ve normalleşme sürecine girmiş olacak. Dileriz o yolda ilerler. Çünkü Arap Baharı'ndan geriye kalan tek aslında ülke. Evet. Tunus gibi, öbürlerinde Libya'da falan çok çalkantı var tabii. Libya'yı da belki kısmen Tunus'tan sonra süreçte de yoluna devam ediyor diyebiliriz ama fakat burada parlayan yıldız biraz Tunus. Peki Libya'nın kendini çok toparladığını söyleyemeyiz. Doğru düzgün haber bile alınamaz bir hale geldi ama Tunus sizin de söylediğiniz gibi bu devrim sürecini daha az kanlı, daha az karmaşık atlatan ülkelerden biri ama sizce bu geçiş süreci biraz fazla uzun sürmedi mi? Ne dersiniz? Çünkü devrimin aslında ortaya çıkışı ekonomideki sıkıntılardı. Aradan bu kadar zaman geçti. Ekonomiye dair de herhangi bir gelişme yok. Aksine geri gidiş var. Ne kadar bir sürede toparlama olacak? Zira anayasa yenilenecek diyorsunuz. Anayasa yazmak çok zor, yenilemek de çok zor, seçimlere gitmek de zor. Önünde nasıl bir süreç var? Yani süre olarak diye sorayım ben size.
Yani bir yarım yıl denilebilir. En fazla 6 ay denilebilir. 6 aya kadar herhalde görevini tamamlaması lazım. Yoksa taraflar bu defa yeniden ihtilafa düşebilirler. Uzayacak olursa bu defa geçici hükümetten kalıcı hükümete dönüşmüş olabilir. Dolayısıyla tarafların buna razı olması mümkün değil. Bundan dolayı gerçekten görevleri sınırlı, belli. Bu görevleri tamamlamakla mükellef bir hükümetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla çok fazla vakti yok. Zannediyorum zaten teknokrat hükümet görevini bu şekilde tamamlayacaktır. Ondan sonra yani seçimleri, evet, ülkeyi seçimlere taşıdıktan sonra tekrar cıngar çıkarsa o ayrı bir mesele ama uzun sürdüğü doğru. Uzun sürmesinin nedeni de siyasi cinayetler vesaire, tarafların belli konularda anlaşamamaları, layık antilayık çekişmesinin yaşanması. Temel faktörlerden bir tanesi oydu. Cinayetler de işin tuzu biberi oldu. Pekala Mustafa Özcan, çok teşekkürler yorumlarınız için. Bu arada Tunuslu siyaset uzmanı Selahattin Cuşi devrim sonrası kazanılan özgürlüklerin önemine değiniyor. Ancak devrimin tüm hedeflerinin gerçekleşmediğine de dikkat çekiyor. Cuşi'ye göre Tunus'un önündeki en büyük sorunların başındaysa radikal gruplar geliyor. Şuf ene l-hakika mezilt... Tunus'ta bir kesim insan 14 Ocak'ta gerçekleşenin bir devrim değil, sadece bir ayaklanma olduğunu düşünüyor. Bense bunun doğru olmadığı kanaatindeyim. Devrimin henüz hedeflerini gerçekleştirdiğini söyleyemeyiz, bu doğru. Fakat tam manasıyla istediğimiz devrim yolunda büyük bir adım atıldığını da inkar edemeyiz. Ülke olarak karşılaştığımız zorluklar mevcut. Bunlarla mücadele etmek zorundayız. Devrimin başarıya ulaşıp ulaşmadığını şimdiden söylemek yanlış olacaktır. Neticeyi başarıya bağlayabilmek için hala zamanımız var. Devrimin 3. senesi dolmak üzere ve şimdiye kadar sahip olduğumuz birçok olumlu kazanım mevcut. Bunların en başında şimdiki Tunus'un artık Bin Ali dönemi Tunus'undan tamamen farklı olması geliyor. Her ne kadar eski dönemden kalan problemler kısmen devam etse de büyük değişimlerin olduğu inkar edilemez. Devrim sonrası en önemli kazanımlardan biri de hiç şüphesiz basın özgürlüğü. Tunus'ta basın artık kendini özgürce ifade eden bir konuma geldi. Demokrasi alanında Tunuslularının uzun bir müddet uzak kaldıkları önemli adımlar gerçekleşti. Şimdiki hükümet seçimlerden sonraki 3. hükümet olma özelliğine sahip ve öyle görünüyor ki yakın bir zamanda 4. bir hükümet kurulacak. Bu da gösteriyor ki Tunus'ta sabit bir hükümet yok ve başarıya ulaşana kadar denemelere bu şekilde devam edilecek. Olumlu gelişmeler kaydedilmedi değil, fakat bu olumlu gelişmelerin üstü meydana gelen olumsuzluklarla kapandı. Hükümet de, muhalefet de istenen neticeyi alma konusunda başarı sağlayamadı. Bir diğer nokta, devrimden sonra bir takım radikal grupların meydana çıkmış olması. Tunus'un imajı için bir gelişme. Bu yapı farklı bir din anlayışıyla Tunus'ta hızla büyümeye devam ediyor. Anlayışlarında şiddet olan bu yapı, Tunus'taki barış ortamını tehdit eden en tehlikeli unsurlardan biri. Devrimden sonra günümüze kadar iktisadın da düzelmediğini, bilakis daha da kötü bir duruma gittiğini gördük. Tunus devrimine bütün imkanlarıyla katılımda bulunduğu halde aradan 3 yıl geçmiş olmasına rağmen devrimin elle tutulur hiçbir menfaatini elde edemeyen bir kesim var Tunus'ta. Özellikle Tunus'un iç bölgelerinde yaşayan halk bu duruma tepkilerini koyuyorlar ve haklı olarak protestoda bulunuyorlar. Patlamaya hazır bomba gibi görünen bu insanlara gereken yardımın yapılması hükümetin önceliği olmalı. Bourguiba ve Bin Ali döneminden kalma hayli yetkin siyaset ve devlet adamları var. Yeni Tunus'u inşa ederken onların da tecrübelerinden faydalanılması gerekiyor. Bunun daimi bir surette olması gerekmiyor. Yeni siyasetçiler yetişene kadar bu gerekli. Eski rejimle bağlantıların tamamen kesilmesi bir zaman sonra kaçınılmaz olacaktır. Peki ülkedeki siyasi gidişat hakkında Tunuslular ne düşünüyor? Gelin bir de ona bakalım. Devrimin sonucu hakkında hüküm vermenin hala erken olduğunu düşünüyorum. Zor günler geçirdik. Uzun bir diktatörlük dönemi vardı. Son gelişmelerle de Tunus'un iyi bir noktaya gittiğini görüyorum. Umarım devrimin neticelerini almak çok da uzamayacaktır. Tunus'un takip ettiği siyaseti doğru buluyorum, fakat hem halk hem de siyasiler daha fazla sorumluluk almalı. Muhalefet ve hükümet arasındaki çekişme bitmek zorunda. Devrimden istenen neticeyi almak çok da uzak bir ihtimal değil. Yeni hükümetin başına geçecek ismin belirlenmesi büyük bir gelişme. Çok yakın zamanda her şeyi daha da netlik kazanacaktır.
Nihayet uzun bir aradan sonra siyasilerin aralarında anlaşma sağlandığını gördük. Tunus halkı olarak çok beklediğimiz bir şeydi bu. Yeni kurulacak hükümetle ümit ediyorum ki siyasi ve ekonomik sorunlara da bir çözüm bulunur. Tunus halkı olarak artık beklemeye sabrımız kalmadı. Yeni hükümetin başına geçecek Mehdi Cuma deneyimli biri. Tunus'u kriz ortamından çıkartacak tecrübeye sahip. Siyasetteki iktidarın da bir an evvel sağlanarak ekonomik ve güvenlik problemlerinin de iyileşmesini ümit ediyorum. Mehdi Cuma ismi yetkin ve geçmişi de düzgün olan bir isim. Siyasetteki istikrar başta olmak üzere ekonomik problemlere de bir çözüm bulmasını ümit ediyorum. Ali Üreyit hükümetinin bir bakanı olması bu ismi değersiz kılmaz. Fakat siyasi partilere eşit mesafede bulunması gerekir. Kendisinden ekonomik, güvenlik, sosyal ve siyaset alanlarında yaşadığımız birçok probleme hala bir çözüm bulmasını istiyoruz. Devrimin 3. yılına girmek üzereyiz ancak halen problemlerimiz aşılabilmiş değil. 3 yıllık zamanda bir şeyler yapılamamış olmasına şaşırıyorum. Umarım yeni gelişmeler bu sorunu giderir. Yeni kurulacak hükümetin başına gelecek kişi konusunda iyimserim. Uzun zamandır şikayetçi olduğumuz problemlere çözüm sağlayabilir. Bir müddetten beri hükümet aleyhi protestolar görmüyoruz. Umarım bundan sonra da olmaz. Tunus ekonomisi ve siyaset de sağlıklı bir yola gider. Devrim ancak böyle olduğu zaman başarılı olmuş olur. Yeniden Tunus'a gidelim. Yusuf Sami Kamadan'la konuşalım. Şimdi devrimi çıkış noktası da ekonomiydi. Bugün senin yaptığın röportajlara da bakıyoruz. Orada da halkın beklentileri bu kötü giden ekonominin bir an önce düzelmesi. Şimdi bir mutabakat sağlandı. Mehdi Cuma muhalefetin biraz muhalefetine rağmen başa gelmiş gibi gözüküyor. Anayasa var. Daha sonra seçimler olacak ama bu süre içerisinde en azından ekonomik kalkınma adına bir takım adımların atılması bekleniyor mu? Evet, Tunus'ta ekonomik durum oldukça kötü bir durumda. Özellikle devrimden sonra bozulan ekonomik durum 3 sene zarfında hala düzelemedi. Üretimde ve ihracatta ciddi sıkıntılar var. Tabii bu ülkedeki siyasetle alakalı bir durum. İstikrarı sağlayamadığı için ekonomik sıkıntılar da çekilmekte. İstihdam sahaları yaratılamamakta. Bundan daha başka var olan istihdam sahaları da canlandıramamakta, yok olmaya yüz tutmakta. Biliyorsunuz ki Tunus Akdeniz turizminin belli başlı noktalarından birisi. Fakat devrimden sonra bozulan bu turizm sektörü de diğer ekonomi dalları gibi bozuldu. Bunu düzeltmek için hükümetin ciddi teşebbüsleri var. Yeni gelecek hükümetten de bu anlamda beklentiler bekleniyor. Peki şimdi sen de konuştun, Tunus'u siyaset uzmanı Selahattin Cuşi diyor ki aslında en önemli sıkıntılardan, sorunlardan biri de radikal gruplar diyor. Ülkede güvenlik ciddi bir sıkıntı yaratıyor mu? Biraz da ondan bahseder misin? Bu radikal gruplar gerçekten çok geniş bir taban bulabiliyor ve ülkeyi bölebiliyor mu? Evet, bu Bin Ali döneminde de olan bir sıkıntıydı. Özellikle Cezayir sınırında bulunan Şahanbe Dağı'nda yuvalanmış bir terör örgütünden bahsediliyor. Ve bunun dalları da Tunus'ta faaliyet göstermekte. Birçok vaka yaşandı. En son Proteus'u gösterinde de bunlar kendilerini gösterdiler. Tunus'ta ciddi bir problem oluşturmakta bu grup. Pekala, Yusuf Sami Kamadan'a teşekkür edelim. Bu arada Tunus siyasetini yeni kurulacak hükümetin başına geçecek isim kadar meşgul eden bir başka konu da var. O da Cumhurbaşkanı Merzuki'nin kitabı. Kara kitap olarak adlandırılan çalışma, Bin Ali döneminde çalışan gazetecilere yönelik önemli iddialar içeriyor. Geçtiğimiz günlerde Tunus gündemi hayli önemli bir kitapla sarsıldı. Cumhurbaşkanı Munsif Merzuki'nin Kara Kitap olarak adlandırılan ve Kartaca Sarayı arşivlerine dayandırılan kitabı piyasaya çıktı. Tunus'ta Bin Ali döneminde çalışan gazetecileri hedef alan bu kitap, yönetimin propagandası için faaliyet yürüten gazeteciler olduğu ve devrik lider tarafından bazı gazetecilere para aktarımı yapıldığını iddia ediyor. 500 gazeteciden bahsedilen kitap 354 sayfadan oluşuyor. İsimleri verilen gazetecilerin Bin Ali döneminde aldıkları iddia edilen ödemelerin tarih ve miktarlarının yanı sıra ödemenin hangi sebeplerden dolayı yapıldığı da anlatılıyor. Kitapta yapılan haberler karşılığında Bin Ali hükümetinin gazetecilere kamu fonundan meblağ yüz binlerce dolara varan ödeme yaptığı iddia ediliyor. İnternet ortamına da aktarılan kitapta Bin Ali için çalıştığı iddia edilen yabancı gazeteciler de var.
işbirliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Merzuki, içerisinde Amerikan, Fransız, Lübnanlı ve Mısırlı gazetecilerin de olduğu birçok kişiyi Bin Ali'den para almakla ve ülkedeki durumu olduğundan iyi yansıtmakla suçluyor. Merzuki'nin kara kitabı ile alakalı üç önemli nokta bulunuyor. Bunlardan birincisi Bin Ali dönemiyle içli dışlı olan gazetecilerin açıklanması. İkincisi Merzuki'nin bunu nasıl bir surette yaptığı. Bu kitap dolayısıyla Merzuki'nin ve kitabının ne tarz eleştirilere maruz kaldığı da bir diğer nokta. Kendi düzenini muhafaza etmek adına Bin Ali Kaba Kuvvet'in yanı sıra medyayı da bu uğurda kullandı. Bin Ali hesabına çalışan gazetecilere yaptıklarının hesabını sormanın gayet doğal olduğunu düşünüyorum. Ben de şahsen Bin Ali ile yardım halinde bulunan gazetecilerin sorgulanması, bunların Tunuslular tarafından bilinmesi taraftarıyım. Fakat bunun Cumhurbaşkanı gibi bir siyasi otorite tarafından yapılmış olmasını çok da sağlıklı bulmuyorum. Gerekli heyetin kurulup bunun üzerinde çalışması daha uygun olacaktı. İnanıyorum ki Merzuki'nin kitabını almadığı isimler de var. Bu isimlerin yüzlerce olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Merzuki'nin kitabını aldığı isimlerden %90'ının isabetli olduğu da bir gerçek. Geriye kalan %10'luk kısmın Bin Ali dönemiyle alakalı olduğu konusunda emin değilim. Lakin 4 Aralık Çarşamba günü resmi tanıtımının yapılması planlanan ancak ileri bir tarihe ertelenen kitaba yönelik sert tepkiler de var. Bazı kesimler Cumhurbaşkanı Merzuki'nin Adalet Bakanlığı ile İnsan Hakları Bakanlığı'ndan gerekli yasal izni almadan arşivleri kullanmasının hukuka aykırı olduğunu söylerken bazı uzmanlarsa kitabın gazeteci suikastlerine neden olabileceğini belirtiyor. Devrimden önce ülkeden kaçan Zeynel Abidin Bin Ali'nin durumu hakkında ise pek sağlıklı bilgiler yok. Hakkında akıl hastanesine yattığı söylentileri de duyulan Tunus'un devrik liderine dair son bilgiler Ağustos ayında internet ortamında paylaşılan iki fotoğraf. Devrimin gerçekleştiği 14 Ocak günü protestocular Bin Ali'nin yaşamakta olduğu Kartaca Sarayı'na yönelmiş, Bin Ali de bu sıralarda Tunus'u terk ederek Suudi Arabistan'a kaçmıştı. Devrimin gerçekleşmesinden hemen birkaç gün sonra 26 Ocak 2011'de Tunus hükümeti Bin Ali için uluslararası bir arama bildirgesi yayınladı, para kaçırmak ve haksız mülk edinmek gibi konularda hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Başkanlık Sarayı'nda Bin Ali tarafından gizlenen para ve elmas depolarının görüntüleri de medyada yer aldı. İsviçre hükümeti, devrimin ilk günlerinde yaptığı açıklamada Bin Ali ve ailesinin İsviçre bankalarındaki hesapların dondurulduğu açıklamasında bulundu. 28 Ocak 2011'de de Bin Ali ve içinde Bin Ali'nin eşi Leyla'nın da olduğu ailesinden 6 kişi hakkında Interpol yakalama emri çıkardı. Bin Ali ve eşi Leyla hakkında açılan dava 20 Haziran 2011'de sonuçlandı. Her ikisinin de 35 yıla mahkum edildiği davada Bin Ali'ye de ayrıca 91 milyon dinarlık bir para cezası verildi. Bu karar sonrası Bin Ali'nin yaşamakta olduğu Suudi Arabistan hükümetine Bin Ali'yi iade etme yönünde istekte bulunuldu ancak Suudi hükümeti bunu reddetti. Bin Ali Suudi Arabistan'ın koruması altında Cidde şehrinde yaşıyor. Yurt dışına çıkma yasağı olan Bin Ali'nin aynı zamanda açıklama ve yayın yapma yasağı da bulunuyor. Bin Ali ile birlikte iddialara göre Tunus'tan kaçarken yanına 1,5 ton altın alan eşi Leyla ile birlikte aileden başka fertler de bulunuyor. 17 Şubat 2011'de Bin Ali'nin felç geçirdiği söylentileri duyulmaya başlandı. El Cezire televizyonunun da onayladığı bu iddianın yanı sıra Bin Ali'nin birçok sağlık problemi olduğu söyleniyordu. Fakat bu haber Suudi hükümeti tarafından reddedilmediği gibi onaylanmadı da. Akıl hastanesine yattığı söylentileri de duyulan Tunus'un devrik lideri Bin Ali hakkındaki haberler sınırlı ve iddia olmaktan öteye geçemiyor. Şimdiye dek hakkında edinilen en sağlıklı bilgi bundan 4 ay önce yayınlanan bir fotoğraf sayesinde edinildi. 2013'ün Ağustos ayında oğlu Muhammed tarafından fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da paylaşılan iki fotoğraf, durumun gizemini koruyan Bin Ali'nin sağlığının iyi olduğunu gösterdi. Oğlu ve kendisinden başka kimsenin olmadığı fotoğrafların Bin Ali'nin Cidde'deki evinde çekildiği düşünülüyor. Güney Sudan'daki darbe ve etnik çatışma iddialarıyla devam edelim. Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayadirt'in darbenin önlendiğine dair açıklamasından sonra başkent Küba'da kontrol tamamen askerlerin eline geçti. Ülkede ilan edilen sıkı yönetimse uzatıldı. Akşam saatlerinden itibaren darbeyle ilgili olduğu düşünülen Nuer kabilesine mensup bazı kişilerin de tutuklandığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise bugün Güney Sudan özel gündemiyle toplandı. Müzik
Güney Sudan hafta başında darbe iddialarıyla çalkalandı. 15 Aralık'ta başkent Juba'da Cumhuriyet muhafızları arasında başlayan çatışmalar sabah saatlerine kadar devam etti. Pazar akşamından bu yana aralarında sivillerin de bulunduğu 500'den fazla kişi öldü, 900 kişi de yaralandı. Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, darbe girişiminde bulunulduğunu doğruladı ve olayla ilgisi olanların yakalandığını söyledi. Üzerinde askeri üniforma bulunan Cumhurbaşkanı Kiir'in açıklamasının ardından başkente kontrol tamamen askerlerin eline geçti. Çatışmalar üstüne başkent Juba'da akşam 18'den sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ancak yer yer devam eden çatışmalarla sıkı yönetim uzatıldı. Bu sürede devam eden çatışmalarda Nuer kabilesine mensup bazı kişiler tutuklandı. Olaylar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İsrail, Güney Sudan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu. Türkiye bugün içerisinde Güney Sudan'da bulunan ya da oraya gidecek vatandaşlarını uyarırken İngiltere, Güney Sudan'daki büyükelçilik personelini çekme kararı aldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada mevcut istikrarsızlıktan dolayı Juba'daki bazı büyükelçilik personelini ve ailelerini geçici olarak çekme kararı aldık ifadesi kullanıldı. Gelişmeler üzerine 1989'da darbeyle başa gelen Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, Salva Kiir'i arayarak Güney Sudan'ın istikrar ve güvenliğine önem verdiklerini, seçilmiş bir devlet başkanının askeri güç kullanarak devrilmesine karşı olduklarını ifade etti. Konuyla ilgili bir diğer açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'den geldi. Kerry, Güney Sudan halkının barış için savaştığını hatırlatarak sorunların demokratik yoldan çözülmesi gerektiğini vurguladı. Güney Sudanlıların ülkelerine ne kadar bağlı olduğunu, bağımsızlık savaşında ne kadar fedakarlık yaptığını biliyorum. Ancak ülkeleri yeniden şiddete dönüyor. Siyasi farklılıklar barışçıl ve demokratik yollarla çözülmeli çünkü onlar için çok savaşıldı. Hükümet bu çerçevede hukuk devletine güvenmeli ve Güney Sudan halkı da barış içinde yaşayabileceklerini fark etmeli. And democratic means, and those have been hard fought for. Diğer yandan çatışmalar zengin kaynaklara sahip olan ülkenin petrol bölgelerine sıçrıyor. Ülkedeki etnik çatışma ise büyüyor. Güney Sudan'da bulunan Birleşmiş Milletler temsilcileri iç savaşa doğru gidişatın olduğunu belirtiyor. Son olaraksa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Güney Sudan'daki olaylar nedeniyle bugün özel olarak toplandı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre kapalı gerçekleştirilen toplantıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu üyelerine Güney Sudan'daki olaylara ilişkin bilgi verildi. Toplantının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'ndan yapılan basın bildirisinde Güney Sudan'daki olaylar dolayısıyla ciddi endişe duyulduğu belirtilerek sivillerin hedef alınma tehlikesi olduğu vurgulandı. Ve Cape Town'a gidiyoruz. Şimdi İbrahim Tığlı ile konuşacağız. Güney Sudan, eğer yanılmıyorsam, dünyanın en genç bağımsız ülkelerinden biri. Ciddi bir savaş verdi de aslında ayrılmak için. Hatta bugüne baktığımızda El-Beşir'den destek bile görüyor diyebiliriz bu yaşananlarla ilgili. Sana şunu sormak isterim. Asıl mevzu nedir? Neden bu noktaya geldi Güney Sudan? Nedir alıp veremedikleri? Ayşe, aslında iki türlü bir mücadele var. Birisi askerler arasında bir mücadele var. Diğeri ise etnik topluluklar arasında ciddi bir mücadele var. Fakat bu mücadelenin temelleri bağımsızlık öncesine dayanıyor. 2009'da Riek Machar devlet başkanı yardımcılığına getirdi. Fakat eski Güney Sudan Özgürlük Hareketi'nin lideri John Garang'a pek bağlı birisi değildi. Daha sonra Güney Sudan Özgürlük Hareketi ile birleşti. Fakat bu birleşme pek sağlıklı bir birleşme değildi. İki tane etnik topluluk var. Birisi Dinka topluluğu, diğeri Nüer topluluğu. Yönetim tamamen şu anda Dinka topluluğunun elinde. Diğer etnik gruplar ise yönetimden ve ekonomiden çok fazla istifade edemiyorlar. Bu durum ülkenin ekonomik yapısını zedeliyor ve halk bundan şikayetçi oldukça. Gerçi şu anda Güney Sudan meclis sözcüsü yalanladı. Kesinlikle etnik bir çatışma olmadığını, sadece Riek Machar'a bağlı bazı askerlerin yönetime karşı ayaklandığını söyledi. Fakat bu bir kısmi açıdan doğru ama bir kısmi açıdan pek doğru değil. Çünkü Sudan bağımsızlık ordusu tamamen Riek Machar'a bağlı durumda. Fakat Sudan Özgürlük Hareketi ise şu anki devlet başkanı Salva Kiir Mayardit'e bağlı. Sudan bağımsızlık ordusu henüz silahlarını bırakmış değil. Bu yüzden
iki ordu içerisinde, iki grup arasında zaman zaman çatışmalar sürüyordu. 2011'den sonra yaklaşık 100'e yakın kişi iki ordu arasında süren çatışmada hayatını kaybetti. Etnik çatışmayı da şöyle görmek lazım. Artık Dinga kabilesi çok fazla Nuer topluluğunu yönetimde istemiyor. Ve 2013 Temmuz'unda 27'sinde Salva Kiir Mayardit Nuer'e bağlı bütün yöneticileri görevden aldı. Rick Marher bunlardan birisiydi. Geçen gün de yine iki tane devlet başkanı yardımcısını görevden alması durumu daha ciddi bir boyuta getirdi. Ve bildiğiniz gibi pazar günü bir darbe girişimi, başarısız bir darbe girişimi başladı. Fakat darbe girişimi sonuçlanmadı. Fakat bu süreç devam edecek gibi görünüyor. Evet. Ülkenin kırsal kesiminde şu anda bayağı bir mücadelenin devam ettiği haberleri geliyor. Evet, başarısız bir darbe girişimi dendi ama eğer taraflar senin de söylediğin gibi bir mutabakata varamazlarsa bir daha neden denemesinler gibi de aslında değerlendirilebilir. Şimdi 3 günde 500'den fazla insan öldü. Birleşmiş Milletler de toplanıyor bugün Güney Sudan özel oturumuyla. Ne dersin bundan sonra acaba bir dış müdahale bekleyebilir miyiz? Müdahale beklemek zor. Dış müdahale olmaz da yalnız iki etnik grup arasındaki mücadele sürecek. Ve Nuer kabilesi yönetici elit grubu içerisinde oldukça okur yazarlardan oluşuyor. Ve yönetimde de ordu basamağında da oldukça etkili. Bu rövanşı mutlaka alacaklardır ileriki günlerde. Ordu içerisindeki çatışmalar devam edecek. Yine etnik, özellikle kırsal kesimde etnik kavgalar da sürecek. Evet. Yalnız ben dış baskıyı beklemiyorum, onu söyleyebilirim. Pekala. İbrahim Tığlı'ya teşekkür ederim, Cape Town'dan yorumladı. Bugünün aslında Uluslararası Mülteciler Günü olduğunu da hatırlatarak Güney Sudan'dan bir haberle devam edelim. Zira 2011 yılında bağımsızlığına kavuşan Güney Sudan'da yaşanan mülteci krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Son olarak bu hafta başında yaşanan darbe girişiminin ardından son 3 günde Birleşmiş Milletler kamplarına sığınanların sayısı 1200'e ulaştı. Hükümet ise krizi çözmekte yetersiz. Güney Sudan'da mülteci krizi büyüyor. Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'e bu hafta başında yapılan başarısız darbe girişiminden sonra Nuer kabilesine mensup 1200 Güney Sudanlı ülkedeki mülteci kamplarına sığındı. Birleşmiş Milletler Güney Sudan temsilciliği 6 aydan bu yana kamplara 15 bin Güney Sudanlının sığındığını belirtti. Kenya sınırındaki mülteci kampına sığınanların sayısı ise 20 bine yakın. Yardım kuruluşları Güney Sudan'a acil yardım çağrısında bulunarak önümüzdeki günlerde çoğunluğu çocuk, çok sayıda mültecinin ölümle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. 2011'de Sudan'dan ayrılan Güney Sudan'ın çözüm bekleyen sorunlarının başında mültecilerin durumu geliyor. Ülkede Birleşmiş Milletler'e bağlı olan 25 mülteci kampına sığınanların çoğunluğunu Güney Darfur'dan gelenler oluştururken kamplarda elektrik, yiyecek, su gibi temel ihtiyaçların giderilmesinde ise güçlükler yaşanıyor. Güney Sudan hükümetinin mültecilerin sorunlarını çözmekte yetersiz kaldığı gözleniyor. Güney Sudan'daki mülteci krizinin kökeninde ülkenin iki büyük kabilesi olan Dinka ve Nuer arasında yaşanan anlaşmazlık yatıyor. Dinka ile Nuer kabileleri arasında sık sık ülkenin yönetim ve mali kaynaklarının paylaşımından kaynaklanan çatışmalar çıkıyor. Bu çatışmalarda son 2 yıl içerisinde 2000 Güney Sudanlı hayatını kaybetti. Her iki kabile arasında çatışmaları sona erdirmek için hükümet bugüne kadar etkili bir çalışma yapmazken ülkede etnik çatışma olasılığı yüksek görünüyor. Zira şimdiden Güney Sudan'ın kuzeydoğusunda yaşayan 7000 Dinkalı başkent Juba yakınlarındaki köylere yerleştirildi. Ve böylece bir TRT Dünya gündeminin daha sonuna geldik. Yarın Türkiye saatiyle 18'de yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.